Evim dergisinden yepyeni bir ev turuyla herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi farklı tarzlarıyla dikkat çeken evleri konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Çekmeköy'deyiz. 200 metrekarelik dubleks bir daire turu yapacağız. 4+1 bir ev burası ve ev sahipleri Can Şener ile Zeynep Şener. Zeynep Hanım da şu an yanımda. Zeynep Hanım, öncelikle merhaba. Merhaba, hoş geldiniz evime. Çok mersi. Bizi ağırladığınız için çok mutluyuz. Ben teşekkür ederim. Kısacık biraz sizi tanımak istiyoruz öncelikle. Biraz izleyicilerimiz için kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben peyzaj sektöründe çalışıyorum. Ailemle birlikte 3. kuşak temsilcisiyim şu anda. Eşim mimar. Şimdi eşiniz mimar, eşim mimar dediniz ve aslında biz evde bir takım mimar değişiklikler de görüyoruz. Burası bir site aslında. Evet. Yani çok fazla eminim hani yapısal değişiklik yapmanıza izin vermemiştir ama siz dekoratif anlamda bir takım değişiklikler yapmışsınız. Aynen. Mesela duvarlarda Fransız duvarlar görüyoruz. Hı hı. Çıtalar kullanmayı tercih ettik. Ufak tefek değişiklikler yaptık. Çok büyük olmasa da evi daha çok seveceğimiz hale getirmek için. Böyle minik dokunuşlar yaptık eşimle birlikte. Dekorasyon tercihleriniz modernist diyebiliriz. Yani bir takım hani ekleklik detaylar da görüyoruz aslında ama yine de genel anlamda böyle modern bir dekorasyon anlayışınız var. Mobilyalarda da daha böyle beş, gri ve siyah kartelası hakim. Açıkçası ben büyük parçalarda çok renk sevmiyorum. Genelde bazda daha doğal renkler kullanmayı, dekoratif objelerde, işte tablolarda vesaire. Onlarda renk kullanmayı daha çok seviyorum. Evimizin dekorasyonunda çok yakın, çok sevdiğim bir arkadaşım Nazka'ya Chesterfield & Mord'un tasarımını yaptığı ve aynı zamanda kendi yaptığı mobilyaları kullanıyoruz. Son derece büyük bir L kanepe mesela kullanmışsınız. Onu da böyle küçük bir berjerle dengelemişsiniz. Yağ yeşili bir berjer görüyoruz. Bu anlamda farklı. Evet. Aydınlık da seviyorsunuz diye düşünüyoruz. Evet, aydınlık seviyorum. Evimde bol ışık seviyorum. Ama genelde aydınlatmayı bölge bölge kullanmayı tercih ediyorum. İşte küçük abajurlar, lambaderler, ufak tefek dekoratif aydınlatmalar. Yansıması olan yüzeyler de var mesela. Atıyorum orta sehpada siz böyle ayna yüzeyi olan cam tablalı. Evet, kullanması çok zor. Büyük bir sehpa tercih ettiğiniz halde hiç blok bir etki yaratmıyor. Son derece böyle yansımalı, güzel, hoş, böyle ferah bir görüntü. Kullanması çok zor. Cam seviyorum ama çok keyifle kullanıyoruz. Kendi istediğimiz gibi çekebiliyoruz vesaire. L koltukta olduğu gibi aslında bütün eşyalarda düşündüğümüz şey öncelikle konforumuz. Şıklığı seviyorum ama rahatlığımı daha çok seviyorum. Evet. Şimdi yemek alanında da böyle büyük gösterişli bir aydınlatmanız var. Damla şeklinde. Evet. Bunu çok beğendik. Biz gerçekten salonda böyle teşekkür ederiz. İddialı bir odak noktası yaratıyor. Evet. Yine onu da böyle siyah mermer tablalı, ki mermer çok revaçta biliyorsunuz son zamanlarda. Mermer tablalı bir yemek masasıyla ve yine onu tamamlayan masif sandalyelerle tamamlamışsınız. Genel olarak isimden ziyade ben ürünlerde kendi sevdiğim şeyleri kullanmayı rica ediyorum. Markasından çok. Bizim için özel bir masa. Kendimiz aslında tablasını ayrı seçtiğimiz, ayağını ayrı seçtiğimiz, sandalyeleri ayrı seçtiğimiz, tamamen böyle emek harcayarak yaptığımız bir evde oturuyoruz aslında. Böyle olunca tabii daha keyifli oluyor kullanması. Genelde kullandığımız mobilyalar, evet, Chesterfield'da çalıştığımız koltuğumuz ve berjerimiz var ama bunlar eşimin atölyesinden bize geliyor. Beraber tasarlayıp bunu yaptırıyoruz. Çok güzel. Şimdi salonu yavaş yavaş böyle hani bitiriyoruz. Aslında burası alt kat hemen hemen açık planda bir yaşam alanı gibi. Buradan doğrudan antreye açılıyor salonunuz ve çok havadar bir görüntüsü var. Siz mutfağı da yine aslında ana yaşam alanından koparmadan bu ahır kapısı dediğimiz kapılardan yaptırmışsınız. Evet. Ayar kapı sistemi. Bu da aslında mutfağı bir anlamda yaşam alanına entegre etmek için bence çok iyi bir fikir. Şimdi biz gidip birazcık mutfağa bakacağız. Evet, hem bakalım. De belki oradan da balkona çıkarız. Şimdi mutfaktayız. Böyle kayar bir kapıyla girdik buraya. Bence kapı müthiş olmuş. L bir mutfak düzeni var aslında. Evet. Dolaplarda parlak lake yüzeyler görüyoruz. İki renk kullanımı var. Kırmızılar, ondan sonra böyle bejlerle dengelenmiş. Tezgah arasında da yine böyle onları tamamlayacak mozaik tarzında bir seramik kaplama var. Dolayısıyla burada aslında antrasit, bej ve kırmızıların hakimiyetinde bir yaşam alanı görüyoruz.
Şimdi ada üniteden de asla vazgeçilmemiş. Aslında çok büyük bir hacim değil ama yine de burada bir ada ünitesi konumlandırılmış. Evet, beni en çok kurtaran şey mutfakta açıkçası ada için ünitesi. Burada çünkü hem altında depolama alanım var, onu kullanıyorum. Hem üstünde kahvaltı ediyoruz. Eşimle birlikte zaten iki kişiysek akşam herhangi bir misafirimiz yoksa hep burada yemek yemeyi tercih ediyoruz. Bizim aslında evde yemek yemeyi de çok seven bir çift olduğumuz için evde en çok sevdiğimiz yer mutfak diyebilirim. Çok güzel. Mutfağın en güzel taraflarından bir tanesi de böyle hani doğrudan büyükçe, genişçe bir balkona açılıyor olması. Bugün de İstanbul'da böyle güneşli bir gün var. Evet, dolayısıyla şanslıyız. Evet, balkona çıkıp rahatlıkla şimdi orayı da çözeceğiz. Evet, lütfen. Şimdi hemen hemen böyle mutfak kadar büyük bir balkon neredeyse burası. Kare bir balkon. Evet. Kare balkonlar genelde çok kullanışlı olur. Büyükçe yemek masalarını her zaman içine sığdırmayı başarırlar. Bu anlamda siz de hemen hani bunu fırsat bilip böyle büyükçe bir yemek masasını burada konumlandırmışsınız. Güzel de bir bankınız var. Çok uzun mesela. Bu da bence çok rahat bir köşe olmuş burada. Dinlenme ve konfor köşesi gibi. Bitki havuzlarınıza da bayıldık ayrıca. Bankla karşılıklı. İçinde de bir sürü mevsim bitkileri var. Birazcık bunların hikayesini şimdi sizden dinlemek istiyoruz. Özellikle dediğim gibi biz direkt mutfağa yakın olduğu için bu balkonu çok fazla kullanıyoruz. Çünkü sürekli işte misafir ağırlamayı, arkadaşlarımızla masalarımızı paylaşmayı çok seviyoruz. Çok keyif alıyoruz. Evimiz genelde gelen gideni çok kalabalık olan bir evdir. Mutfağa yakın olmasından dolayı da burası bizim en çok kullandığımız alan. Burada özellikle hem masif seçtim. Çünkü hem işimiz gereği hem de bitkileri ve doğallığı çok sevdiğim için masif ahşap kullanmayı tercih ettim. Ve balkona olabildiğince büyük bir masa koymak istedim. Olabildiğince kalabalık olabilmek için. Bankamız da aynı şekilde. Bitkileri çok seviyorum. Bitkilerin enerjisini çok seviyorum. Ne kadar çok bitkim varsa o kadar pozitif hissediyorum. Güzel, çok güzel. Güzel. Emeğinize sağlık diyoruz. Şimdi bu katı yavaş yavaş bitireceğiz aslında ama bu katta bir konuk banyomuz var. Bir ona da uğrayıp ondan sonra merdivenleri çıkarak yukarı gideceğiz. Tabii. Şimdi alt katta bir konuk banyomuz var. Burası bence çok detaylarıyla zarif ve şık bir banyo olmuş. Burada anladığımız kadarıyla siz birazcık evde bir takım değişiklikler yapmışsınız. Griler hakim aslında buraya. Ama yine de biz mobilyalarda böyle bazı bir takım rötuşlar ve dokunuşlar görüyoruz. Birazcık hani buradaki yapısal detayları dinlemek isteriz sizden. Evet. Banyoda da mermer detayı tercih ettik. Mermer çok seviyorum. Işıltıyı çok seviyorum. İçindeki işte parlaklıkları vesaireyi özellikle seçtik. Burayı eşim mimar olsa da çizimi genelde o yapsa da ben çizdim. O yaptı. Öyle söyleyebilirim. Misafir banyosu olduğu için özellikle burada aksesuar kullanmayı yine çok seviyorum. Renkli sabunlar, çeşitli yerlerden, ülkelerden getirdiğim sabunları kombinleyip kullanmayı çok seviyorum. Depolamayı da es geçmemişsiniz o. Mesela bu ünitenin tam karşısında yine bir o kadar büyük olan başka evet, bir ünite. Depolama var. Benim için çok önemli. Çünkü eşyayı çok sevdiğim için dediğim gibi böyle alanlar yaratmaya çalıştım olabildiğince. Her bulduğumuz boşlukta dolap yapmaya çalıştık evimizde. Çok güzel, bu önemli bir detay aslında. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş yukarı kata gideceğiz. Önce sinema odasıyla başlayacağız. Şimdi biz küçük mekanlarda böyle koyu renkler kullanmaktan hep korkarız. Ama siz bu konuda çok cesur davranmışsınız. Burada köpeğim olmasına rağmen özellikle. Evet, yani neredeyse çok siyaha yakın böyle kömür grisi dediğimiz bir gri var. Duvarlar öyle, evet. Mobilyalar öyle. Aslında çok böyle davetkar bir sinema odası olmuş da diyebiliriz bu anlamda. Evet, güzel oldu. Aslında başta ben bu kadar koyu renge burada ön yargılıydım. Ama odanın amacı zaten sinema olduğu için koyu olması bizim için daha iyi oldu. Eşim siyahı çok seviyor. Tamamen canın isteği üzerine her şeyi aslında siyah yaptık. Ona kalsa yerler de siyah olabilirdi. Ama seviyoruz burayı. Çok keyifli oluyor akşamları. Çünkü iyice karartabiliyoruz. Eşinizde bir Kobe Bryant hayranlığı da var galiba. Evet. Dev tablolar kullanmışsınız. Aynen öyle. Aynı zamanda koyu Galatasaraylı bir evdesiniz. Güzel, çok keyifli. Şimdi sinema odasını da bitirdikten sonra nereye gidiyoruz? Sizin yatak odanıza doğru geçiyoruz. Haydi bakalım.
Yine alt katta böyle hani o gördüğümüz hacimli yapıyı aslında bu katta da görüyoruz. Burası oldukça büyük, geniş bir yatak odası. Hı hı. Burada siz bu kez duvar kağıdı kullanmayı tercih etmişsiniz. Daha böyle kese kağıdı gibi bir tonla yine hı hı. gri böyle bir tonu kombinlemişsiniz. Yine galiba eşinizin böyle izlerini de görüyoruz. Çünkü boydan boya bir makyaj masası var burada. Evet, doğrudur. Yatak odasında ben özellikle giyinme dolabı istememiştim. Çünkü yüksek ve büyük dolapları yatak odasında sevmiyorum. Biraz daha yatak odası benim için özel, daha huzurlu olsun istediğim için. Böyle kısa dolap kullanmayı tercih ettik. Bunu da ben çizdim. Eşim yaptı. Burada da aslında evin en çok yansıtan yeri bence beni burası. Çünkü en sevdiğim renkler bunlar. Duvar kağıdı, bunun rengi, yatak başlığının, yastıkların. Dolayısıyla hepsinin geçişinin böyle pastel tonlar olmasını çok seviyorum. Yine aydınlık olmasını tercih ettik bu odanın da. Şimdi aksesuarları çok sevdiğinizi söylemiştiniz. Aslında hani sofra aksesuarlarını da çok seviyorum dediniz. Burada da aslında bu boydan boya yapı eminim sizin bütün aksesuarlarınızı saklamak için yeterli bir hacim oluşturuyordur. Yatak odasının tam karşısında da bir giysi alanınız var aslında. Evet, onu tamamen o tarafa ayırdık. Burada dolap kullanmayarak bütün giysilerimizi, ayakkabılarımızı vesaire o tarafa koyduk. Burası daha çok hani benim makyaj alanım, biraz depolama alanı ve çantalarıma ait oldu. Aslında giysi odaları giderek böyle uyku alanlarının dışına çıkıyor. Evet. Bence bu anlamda da odanın enerjisini sakinleştirmek kesinlikle için odayı çok önemli. Boğmadığını düşünüyorum. Güzel. Eğer böyle bir alan imkanı varsa kesinlikle odanın içinde olmaması bence çok daha güzel oldu. Bir tane de aslında bu şimdi bu alanın içinde entegre edilmiş bir ebeveyn banyosu da var. Orası da yine alt kattaki o gördüğümüz konuk banyosu kadar geniş bir banyo. Orayı da son derece böyle dekoratif dokunuşlarla aslında zenginleştirmişsiniz. Yine bir takım yapısal değişiklikler de var anladığım kadarıyla. Evet, yine dolapları vesaireyi hepsini benim çizdiğim, eşimin yaptığı bir alan oldu orası da. Evin tamamında bu şekilde ilerledik diyebilirim. Çok güzel. Peki turumuzun sonuna geldik. Tekrar bir kez daha ben Evim Dergisi adına teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Çok mersi bizi ağırladığınız için. Evimizi renklendirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evim Dergisi ile bir çekimin daha ne yazık ki sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanışı yapmadan önce küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı, yeniliklerden haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın.